Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli izleyenler, bir tarih sohbeti programında daha sizlerle beraberiz. Malum haliniz bu sohbetimizde, bu programımızda kıymetli zatları teker teker ele almaya gayret ediyoruz. Bu zatların şahsında, zatında, dini ve bini İslam'ın insan hayatına nasıl hercümerç edildiğini daha iyi anlayabilmeye vesile oluyor aslında. Çünkü incelediğimiz, baktığımız bu zatların her biri dini mübini İslam'ı tam tamına, tabiri caizse kılı kırk yararcasına yaşamış, hayatlarına indirac etmiş olan zatlardır bunlar. Dolayısıyla bu zatların ehemmiyeti, kıymeti vesilesiyle de dönemlerini anlamaya, idrak etmeye gayret ediyoruz. Aynı zamanda bu zatların kabirleri başlarına gittiğimiz zaman dahi orada bir takım ziyaretler esnasında o zatlarla alakalı bazı hususiyetlerde hatırımızda canlandırmaya gayret ediyoruz. Tabii hiç şüphesiz Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretlerinden de bu noktada bahsederken malumunuz Mohaç Meydan Muharebesi'nde ve Meydan Muharebesi'ni 1,5 saat gibi kısa bir zaman içerisinde kazanmasının neticesinde bir tavrı çok dikkatimizi çekmişti. Sizlerle de paylaşmıştık. Nedir o? Düşünün ki dünyanın en büyük, en güçlü Avrupa kara ordusunu 1,5 saatte yerle bir eden Kanuni Sultan Süleyman Han aynı zamanda o gece çadırında bir hendek kazdırıyor, bir çukur kazdırıyor ve onun içerisinde yatmaya karar veriyor. Ve aynen şu ifadeleri birçok tarihi kaynağımızda görmek mümkündür. Düşünün ki ey Süleyman, böylesi bir zaferle, böylesi bir büyük icraatla sakın ha gururlanmayasın. Muhakkak senin varacağın yer öyle ya da böyle toprak olacak. Bu çok önemli bir hususiyet, bu çok önemli bir ahlak hakikaten. Dolayısıyla Kanuni devrinin muhteşem olması bir takım zevatın katkısıyla beraber mümkün oluyor. Aynı zamanda Kanuni'nin de muhteşem olması etrafında ona dokunan, ona ilmen, fikren tesir eden ve tabiri caizse onun başarılarına başarı katan zatların etrafında çokça bulunmasıdır. Bunlar hiç şüphesiz ilk başta annesi Ayşe Hafsa Sultan'la beraber mümkün olabiliyor. Eğer nasip olursa sizlerle beraber Valide Sultanlar serisini çektiğimiz zaman bu zatı da Ayşe Hafsa Sultan'ı da bizzat ele alabiliriz, sizlerle hasbihal edebiliriz ama kısaca da değinmiş olalım. Bu programımızda Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin hayatına tesir eden zatları kısaca ele alacağız, hasbihal edeceğiz sizlerle beraber. Mutlaka ve mutlak suretle kabirlerini makamlarında, mekanlarında ziyaret etmenizi muhakkak tavsiye ediyoruz sizlere. Ayşe Hafsa Sultan o kadar ehemmiyetli bir hanımefendiydi ki, düşünün Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin annesi 2. Bayezid Han Hazretleri'nin gelini oluyor. Yani Kırım Hanı Mengli Giray'ın kızı oluyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın babası Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri ile evlenmeden evvel hem ilmen hem manen eğitimini tamamlamış olan zatlardan birisidir. Bunun mektuplarında çok önemli bir yer tuttuğunu görebilmek mümkün. Bugün Topkapı Sarayı arşivlerinde bizatihi kendisinin yazmış olduğu mektupları görebilmekteyiz. Yakın zamanda da dediğimiz gibi çalışma sadeleştirilip günümüz Türkçesinde yayınlanmıştır. Bunu da mutlaka tavsiye ediyorum. O kadar ehemmiyetli, o kadar önemli icraatleri vardır ki kendisinin. Bir kere Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'ni babasının Ahmet'i tutmasıyla beraber, Şehzade Ahmet'i tutmasıyla beraber Yavuz Sultan Selim'i muhafaza etmesine yönelik birçok mektubuna şahit olmaktayız orada. Yavuz Sultan Selim'in hemen her hususta kendisine müracaat ettiğini, kendisiyle istişare ettiğini görebiliyoruz. İşte burada da aslında Osmanlı'da, İslam'da hanımefendilerin yeri, kadınların yerinin ne kadar kıymetli, ehemmiyetli olduğunu görüyoruz hakikaten. Yani ilginçtir. Bugün malumunuz kadın haklarına yönelik ciddi bağlamda sıkıntılar söz konusudur. Fakat tarihimize baktığımızda hanımefendilerin rolü, hanımefendilerin yeri o kadar yücedir ki Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurmuş olduğu gibi El cennetü tahta akdamil ümmehat, cennet anaların ayakları altındadır. Dolayısıyla onların makamı ve yüceliği çok başkadır. Hani ya Efendimiz Aleyhisselam buyuruyordu ya, dininizin 3'te 2'sini Ayşe'den öğrenin. Dolayısıyla Hazreti Ayşe validemizin bu noktada ne kadar ehemmiyetli olduğunu bize bildiriyor. İstişarenin önemini işaret ediyor Efendimiz Aleyhisselam. İşte Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nde de bunu görebilmek mümkün. Babasına karşı olan tabiri caizse seferlerini, babasına karşı olan bir takım fiiliyatının arkasında istişare mekanizmasında mutlaka ve mutlak suretle hanımından ciddi bağlamda istifade ettiğini görebilmek mümkün. Ayşe Hafsa Sultan sadece bu değil. Daha sonrasında beyi, eşi, efendisi tahta çıktıktan sonra oğluyla yakın temas ilgilenmiştir hakikaten. Trabzon, Manisa ve onun dışında Kefe gibi bir takım sancaklarda mutlaka oğluyla beraber olmuş, her hareketini titizlikle yönlendirmiştir. Bu çok önemlidir. Kanuni Sultan Süleyman'ın da çok bu noktada hayatında tesirini görebilmek mümkün validesinin. Aynı zamanda Mısır hanedanından bazıları, Kırım hanedanından bazıları, babalarının vefatı neticesinde yetim kalan, öksüz kalan kim varsa hepsine tahsisat ayrılmasıyla alakalı özel mektuplar yazdığını da görebilmek mümkün. Yani insanlarla alakalı da hayır hasenat bağlamında ne kadar iç içe olduğunu görebilmek, gözler önüne serebilmek mümkün oluyor. Böylesi bir annenin, böylesi bir evladından bahsediyoruz. Sadece o değil, Edirne'de, Manisa'da, Türkiye coğrafyasının ve onun dışında Avrupa coğrafyasının her yerinde, düşünün ki Nice şehri vardır bugün Fransa sınırları içerisinde bulunan. Nice'e yardım için Kanuni döneminde asker sevkiyatı yapıldığında annesi Ayşe Hafsa Sultan derhal oraya cami yaptırıyor. Düşünün yani o kadar kıymete haiz zatlardan bahsediyoruz. Fransa'nın ortasına cami yaptıran, hayır yaptıran anaların Fransa işlerine, Almanya işlerine kadar sefer düzenleyen oğullarını görüyoruz karşımızda. İşte tesirin bu denli büyük olması ve her zaman hayatlarında dini mübin İslam çizgisi olması çok önemlidir. Takdire şayandır. Ayşe Hafsa Sultan haricinde bir de Evhadoğlu Hayrettin vardır. Çok önemli zatlardan birisidir ki Kanuni'ye ilim aşkını aşılayan zatlardandır kendisi. İlk defa ilmi tedrisatını aldığı hocasıdır aynı zamanda. Dolayısıyla Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri'nin bundan sonra atacağı ilmi adımlarda hocasının tesiri çok büyük olmuştur. Aynı zamanda Celalzade gibi çok kıymetli zatların yetişmesine vesile olmuştur Evhadoğlu Hayrettin Efendi. Dolayısıyla Kanuni Sultan Süleyman'ın da ilim hayatına teessürü en güzel ve en bariz olan zatlardan birisi olarak hiç şüphesiz karşımıza çıkmış oluyor. Tabi bunun dışında Zembilli Ali Cemali Efendi vardır. Yani kendisinden bahsetmek hakikaten çok önemlidir. Çok ciddi bir yere sahiptir Osmanlı coğrafyasında. Yani şeriat çizgisinin, Kur'an ve sünnetin bütün görüşlerden daha üstün olduğunu, padişahın fermanından daha üstün olduğunun en bariz örneklerinden birisidir. Hani belki çocukluğumuzda okuduğumuz veya orada burada dinlediğimiz Osmanlı sultanları asardı, keserdi, o ne emrederse olurdu, ona göre fetva ayarlarlardı gibi hususlar, sözler söz konusudur ya. İşte Zembilli Ali Cemali Efendi'nin hayatını okumayan insanların söylemiş olduğu sözlerdir bunlar. Hayatına baktığımız zaman öyle mükemmel bir zatı görüyoruz ki. Ve kimin Şeyhülislam biliyor musunuz? Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin. Yani öyle bir durum söz konusu. Geliyorsunuz, böyle bir iddia ortaya atıyorlar. Yani işte padişah asardı, keserdi, istediğini yapardı. Ve en bu noktada tenkit yiyen padişahlardan birisidir Yavuz Sultan Selim. En sert padişahlardan birisidir. Ve onun döneminde denk geliyorsunuz. Kaç tane hükmünü geri aldırıyorsunuz. Düşünün yani. Öyle ki bir gün Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri ava çıkacak. Zembilli Ali Cemali Efendi yanındaki vezirler ve umera ile beraber Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerini yolculamaya çıkıyorlar. Bugünkü Mihrimah Sultan Camii'nin olduğu yer. O dönemde tabii Mihrimah Sultan Camii henüz yapılmamış ama akıllara yatsın için oradan misal veriyorum. Edirne kapıdan padişahı uğurladıktan sonra Zembilli Ali Cemali Efendi Hazretleri tabii padişahı ava uğurlamışlar. Bir dönüyor ki arkasına ellerinden ayaklarından bağlanmış bir takım insanlar. Başlarında muhafızlar götürülüyorlar böyle. Şeyhülislam Efendi hukuktan sorumlu dönüyor. Nedir diyor bunların suçu vesaire. Diyorlar ki efendim bunlar şunların ticaretini yapıyorlarmış ülke coğrafyamızda. Tamam diyor, bunların ticaretinde ne var? Bunlara biz izin vermedik mi bununla alakalı? Yani bazı noktalar vardır ki izne tabi tutulur ve izin verilmiş daha önce. Genel bir izin var yani. Diyorlar ki efendim padişahımız hazretleri en son bunu yasaklamıştı. Bu yasağa uymadıkları gerekçesiyle kendilerine bu ceza verildi. İyi de diyor padişah yasakladı da şer'an bunların ticareti caizdi. Onun yasağı burada bir işe yaramaz. Efendim onun hükmüydü, biz de bir şey yapamadık diyorlar. Derhal bunları salın, ben de padişah hazretlerine gidiyorum. Atı çatlayana kadar tabiri caizse yetişmek için koşturmuştur yani. Zembilli Ali Cemali Hazretleri Avlak bölgesine geldiği zaman Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerine yetişiyor. Yavuz Sultan Selim Hazretleri de diyor ki Şeyhülislam Efendimiz acaba ava katılmak mı niyet ettiler de? Yani gelmeyecektiniz, tekrar bize katılmayı mı murad ettiniz, o yüzden mi geldiniz? Gayet sert bir üslüple yok diyor. Yaptığınız şeriatsızlığı düzeltmek için geldim, sizi uyarmaya geldim buraya. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri şaşkınlığını ifade ediyor tabii. Ne oldu da diyor bizim ne şeriatsızlığımız görüldü bu zamana kadar. Diyor ki yaptığınız iş iş midir? Falancanın ticareti Allahü Teala tarafından caizken sizin yasaklamanız vesilesiyle nasıl olur da bu cezaya çarptırırsınız insanlar? Hoca efendi diyor biz siyaset uyguladık. Osmanlı'nın hukuk sisteminde padişaha verilmiş bir takım imtiyazlar da vardır. Yani buna siyaseten katil derler, siyaset uygulamak derler. Farklı cezalar, farklı hükümler verilebilir. Onlar diyor, onları yaptığı için değil, ulul emre itaatsizlikten sebep o cezayı aldılar. Olsun diyor, böyle bir yetkiniz yok. Bu adamlar tüccar değil mi? İşleri bu. Dolayısıyla bu işleri vesilesiyle bunu yapıyorlar. Nereden kazanacaklar? Nereden ekmek yiyecekler? Tamam, burada senin hakkını muhafaza da söz konusu ama bu yaptığın iş bir tüccara, kendi işinden sebep verdiğin yasaklardan sebep bu hükme, bu karara varman şeriata aykırı bir şey. Hoca Efendi diyor, sen bizim dinimizle alakadar işlerle muhatap olunuz. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin böyle söylemesine binaen, yani bir ulema düşünün, padişahın karşısına çıkmış ve öyle bir padişahtan bahsediyoruz ki, yani bir lafıyla Hemden Paşa'yı katletmiş padişahtan bahsediyoruz. En yakın arkadaşıdır Hemden Paşa, düşünün yani. Daha kimler kimler yani. Dolayısıyla diyor ki Hoca Efendi, siz bizim ahiretimizle alakadar olunuz. Zembilli Ali Cemali Efendi diyor ki, bakınız sultanım, ben şu an zaten sizin ahiretinizle meşgulüm. Sizin yapmış olduğunuz bu fiiliyat da ahiretinize tahallük ediyor. Ya bu yanlışınızdan dönersiniz, ya ne kadar ulema varsa devlet-i aliyede hepsini alır, ben buradan hicret ederim. Ben daha böyle bir şeriatsızlığın yaşanan yerde durmam. Bu hitaba mazhar olunca ikisi de hiçbir şey demeden birbirlerinden ayrılıyorlar. Zembilli Ali Cemali Hazretleri bazı rivayetlere göre bila selam dahi vermeden çekip gidiyor, yani düşünün. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri kıpkırmızı oluyor diyorlar. Bazı menakıpte geçiyor bu. Kıpkırmızı oldu. Aviç'in çadırına girdiği zaman, yani avlak yerine gelip çadırına girdiği zaman bizatihi orada çadırında adamlarına bakıyor. Bakalım ki diyorlar, ne diyecek? Yazın diyor. Hoca Efendi ile alakalı hükmümüzdür. Hemen kaleme alıyorlar. Diyorlar ki Hoca Efendi'nin artık kellesi gidecek, yani tabiri caizse. Yani ona korkuyor insanlar. Çünkü Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri çok sert bir padişah. Kalemi eline alan zat tabiri caizse artık idam hükmünü beklerken Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri diyor ki Hoca Efendi'ye teşekkürlerimizi arz edin. Bizim dinimizi o kadar güzel muhafaza ediyor ki bizim bütün sertliğimize, bütün kırıcılığımıza rağmen bize karşı yapmış olduğu bu şefkatli davranış, bu şefkatli yaklaşımla kendisine çok teşekkür ettiğimizi, özür dilediğimizi ifade edin. Derhal hüküm neyse ona göre muamele edilsin. Bizim hükmümüzü verdiğimiz o esnaflarla alakalı. Onun dışında Hoca Efendi'ye de yapmış olduğu şu tutumdan sebep. Yani padişahmış, imtiyaz tanıyalım, şöyle yapalım, olsun onun dediği olsun bir seferde. Böyle demeyip de buraya kadar gelip bizi uyardı, düzgün yola soktu ya, kendisine Şeyhülislamlık makamı dışarısında Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği'nde ihsan ettim. Kendisine bildirin, şu kadar da akçe kendisine tahsisat ettiğimi bildirirsiniz. Hürmetlerimi arz ederim. İşte Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'ni görüyorsunuz. Zembilli Ali Cemali Efendi Hazretlerini görüyorsunuz. İşte böylesi zatların bulunmasıyla kanuni oluyor. Dolayısıyla Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretlerinin de ilk 2 senesinde yine Zembilli Ali Cemali Efendi'nin ciddi rolünü görebilmek mümkün. Hatta Rodos Adası'nın fethinde dahi yaklaşık 1 sene kadar orada kaldığını, orada hutbeler verdiğini, oradaki insanların Müslümanlaştırmasına yönelik, İslam'la tanışmasına yönelik ciddi faaliyette bulunduğunu görebilmek mümkün. Yaşı kaç? Şeyhülislam'dan bahsediyoruz. Oturabilir evinde, almış olduğu maaşla, tahsisatla geçinebilir, çıkmayabilir, sefere gidiyor, Rodos seferine, bir ada seferi. O kadar zor ve yaşı ciddi bağlamda ilerlemiş olan zatlardan birisidir yani Zembilli Ali Cemali Efendi. Gidiyor ve orada kalıyor aylarca. Neden? Şu insanlar İslam'la tanışsın. İşte böylesi dertli hocaların, böylesi dertli talebeleri meydana geliyor. Kanuni'yi kanuni yapan zatlardan birisi de kendisidir. Peki kendisinden sonra gelen, bu çok önemlidir hakikaten. Yani bir dönem ilerlerken bir takım zatların vefat etmesiyle veya aralarından ayrılmasıyla yerini dolduran zatların liyakati çok önemlidir hakikaten. Liyakatsizliğin bulunduğu yerde çökmek mutlaka ve mutlak suretle meydana gelecektir. Onun dışında engellenemez bir hadisedir. Dolayısıyla kendisinden sonra gelene baktığımızda yine çok kıymetli zatlardan İbni Kemal Hazretlerini görebilmek mümkün. Mükemmel bir zattır hakikaten. Müftüyüz Sakaleyn derler kendisine. Bu arada Zembilli Ali Cemali Efendi'nin kabri de Zeyrek'tedir. Molla Zeyrek Camii vardır. Hemen onun sağ cenahında kalır, arka tarafından gelenler için. Eğer Unkapanı yolu civarından bu tarafa doğru gelenler için, o meşhur büyük cadde, Galata Köprüsü'ne çıkan caddeden gelenler için sağ tarafında kalmakta, mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Hemen yanında da evi vardır. Yani evinin bulunmuş olduğu hemen sokağın başına bir de Sıbyan Mektebi yaptırdı kendisi. Orada talebelerle meşgul oluyordu. Dolayısıyla vefat edene kadar hemen evinin yanında oraya defnedilmiştir. Kabri de oradadır. Evi bugün maalesef yıkık vaziyette. Yani ümit ediyoruz ki o ev tekrar bir ayağa kaldırılsa. Yani rekonstrüksiyon derler, o çalışmanın Türkçe karşılığı yok, o yüzden böyle söylemek zorunda kaldım. bu çalışmayla beraber tekrar evini ihya etseler de o güzel günleri yaşasak, düşünün ki o evin ikinci katından aşağıya sepet sarkıtır, zembiline fetvalar konur. İnsanlar merak ettiği soruları yazarlar, daha sonra onu çeker ve o zembilden insanların sormuş olduğu soruları tek tek arkalarına yazmak suretiyle cevaplar sabaha karşı yeniden aşağı sarkıtır. İnsanların hukuk ile olan bağlantılarını bu derece en üst düzeyde çözmeye gayret ederlerdi. Gelelim İbni Kemal Hazretlerine. Mükemmel bir zattır hakikaten. Müftü-i Sakareyn dediğimiz hem insanlara hem cinlere fetva verme selahiyetine ve etkisine sahip olan zatlardan birisidir. İlmi bağlamda mükemmeldir. Askeriyeden gelmiştir kendisi, önce askerdir. Ciddi makamlara kadar yükselmiştir askeriyede. Fakat daha sonra sultanın huzuruna gelen ulemadan çok etkilenmiş ve dolayısıyla yine ilme merakıyla beraber alim olmuştur. Molla Lütfi'den okumuştur kendisi. Molla Lütfi ayrı bir mebhastir. Onu da inşallah vakti gelirse sizlerle beraber hasbihal ederiz. Bugün Fesane'dedir onun da kabri. Çok ciddi ulemadandır. Fatih Sultan'ın özellikle kıymet verdiği kütüphane başı vazifesini kendisine tevdi ettiği zatlardan birisidir. Hafız-ı kütüptür aynı zamanda. Yani kütüphanede hangi kitap varsa sayfasına, satırına kadar böyle şu şuradadır, şu şuradadır, şu konuyla alakalı, şu kitapta, şu kitapta, şu kitapta, şu sayfanın şu satırlarında bu bahisle alakalı mevzu bulursunuz şeklinde her şey hafızasında bulunan ciddi bir dehadır kendisi. Kabri de orada bulunuyor. Onun dışında Sadullah Çelebi de vardır. İbni Kemal ile Sadullah Çelebi'yi şuradan da ilmi dirayetini anlamanız mümkün. Bir hususiyet vardı Osmanlı döneminde. Molla Kabız isminde bir tabiri caizse ilmi bir isyan teşekkülü söz konusu oldu. Bu Molla Kabız peygamberler içerisinde İsa Aleyhisselam biraz şeyliği vardı yani kendisinin. Misyonerlik faaliyeti gibi, çünkü o dönemde görünen oydu. Efendimiz Aleyhisselam'ı bir takım zafiyetle beraber muhatap etmesi, onun dışında İsa Aleyhisselam'ın üstünlüklerini sıralaması yanı sıra insanları Hristiyanlığa doğru yaklaştırması gibi böyle bir çabası vardı kendisinin. Tabi o dönem İstanbul kadıları kendisiyle karşılaştırıldı fakat hepsinin alanı, ilmi çalışma alanı farklıdır. Osmanlı'nın bazı dönemlerinde hezerfen ulema vardır. Bazı dönemlerinde hezerfen ulema azalır. Dolayısıyla ihtisaslaşmaya giderler. Sadece tefsirde, sadece fıkıhta, fıkhın bir bölümünde, hac bahsinde, işte falanca bahiste sadece onlarda mütehassıs olan insanlar vardır. Bunlar en düşükleridir yani genel itibariyle. Dolayısıyla İstanbul kadıları da o dönem biraz daha düşük seviyede kalıyor ve sadece fıkıh ilmiyle, ama dediğimiz gibi bahislerle değil, tüm bahisleriyle, tüm fıkıhla ilgilenen kıymetli zatlar vardı. Karşılarına çıktılar ama adam itikaden veya tefsirle alakalı bir takım noktalarda bu ilerlemeyi yapınca kendisine bir şey demediler. Yani bazı noktalarda cevap verdiler kendisine. Şu yanlıştır, bu dediğin doğru değildir vesaire gibi, ama bir temellendirme sıkıntısı olunca Kanuni de izledi onları. İbrahim Paşa, ki Pargalı diye meşhurdur. Makbul İbrahim Paşa çok sinirlendi bu işe. Yani dedi, Osmanlı'nın uleması nasıl aciziyet gösterir böyle bir hususta yani. Dağılın dedi, yarın tekrar toplanacak bu. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri dedi ki İbni Kemal Hazretlerine haber edin de kendisi teşrif buyursun. Bu zatın icabına kendisi baksın bizzat. İbni Kemal Hazretleri de işte bu Sadullah Çelebi ile beraber geliyor kendisi. Sadullah Said Çelebi birlikte geliyorlar. Molla Kabız'ı dinliyorlar önce. Tartışma usulü çok önemlidir. Çok naif bir usuldür hakikaten. Bizzat kendisiyle istişare ediyorlar, konuşuyorlar, hasbihal ediyorlar. Adam sıralıyor. İşte şu ayet-i kerimede böyle geçiyor. Bu hadis-i şerif böyle, bu ayet-i kerimede böyle. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam şöyle üstündür, böyle üstündür. Bunun yanı sıra sükunetini muhafaza eden, dediğimiz gibi İbni Kemal Hazretleri kendisi bizzat müdahil oluyor. Diyor ki bakınız şu ayet-i kerimeye şu manayı verdiniz yanlıştır. Falanca tefsirlerde bu şekildedir. Şuna şöyle mana verdiniz. Akaid ulemasından falancanın görüşü bunda bu şekildedir. Dolayısıyla siz buna yanlış hükmettiniz. Şu şöyledir, bu böyledir. Hepsini delilleriyle sayfa sayılarına kadar, o kadar dirayetli bir hususta bütün delillerini çürüttü adamın. Adamın artık diyecek hiçbir şey kalmadı Molla Kabız'ın. Dedi ki bunları kabul etmekle beraber ehl-i sünnet akaidi üzere doğru yola tekrar döndün mü? Tekrar din-i mübini İslam'la şerefyab oldun mu diye soruyor. Adam tabi bunu kabul etmiyor. Ben diyor doğru yoldayım zaten. Sizin bu delilleriniz hiçbir işe yaramaz vesaire gibi hakaretleşmeye varınca dönüyor yanındaki Sadullah Çelebi'ye, diyor ki o zaman hükmünü siz veriniz. Ve kendisi hemen orada dediğimiz gibi muhakeme ediliyor. Mahkemesi sonucunda idamına hükmediliyor. Böylesi bir ulemadan bahsediyoruz. Yani delilleriyle, her şeyle adamın yüzüne karşı tak tak bu böyledir, bu böyledir, bu böyledir, bu böyledir diye bütün rivayetleri sayan çok kıymetli zatlardan birisidir. İlmi bir deryadır hakikaten kendisi. Kabri Edirne Kapı'dadır. Mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum kendisinin de. hakikaten önemli zatlardan birisi. Onun dışında Çivicizade Muhittin Hazretleri gibi, Abdülkadir Efendi Hazretleri gibi Kanuni'nin ilim hayatına tesir eden zatların yanı sıra hiç şüphesiz, kısaca hemen onu da hasbihal edip bitirmek istiyorum. Çok da uzun tutmak istemiyoruz sizi bu programda. Ebussuud Efendi vardır. Bugün Eyüp Sultan'da da kendi yaptırdığı mektebin hemen bahçesinde yatmakta. Mutlaka ziyaret ediniz. Yani yine Müftüyü Sakaleyn makamına ulaşmış olan zatlardan birisidir. Tefsiri dünya tabiri caizse literatürüne girmiş bir zattır. Mükemmel bir ilmi dirayete sahip olan zatlardan birisidir. Fetvaları yayınlanmıştır. Bu arada İbni Kemal Hazretleri olmasa da Zembilli Ali Cemali Hazretlerinin veya kendisinin, Ebussuud Efendi'nin fetvaları vardır. Müstakillen Osmanlı zamanında tab edilmiş. O kadar kıymetli zatlardır ki bunlar. Dünya kamuoyunca yani fetvaları muteber kılınmış ve bunların fetvaları kaleme alınıp bir kitap haline getirilip insanların istifadesine sunulmuş olan zatlardan birisidir bunlar. Dolayısıyla Ebussuud Efendi aynı zamanda Ali Kuşçu neslindendir. Bu çok önemli hakikaten. Babası 2. Bayezid döneminin en meşhur lemasından Şeyh Yavsi Hazretleridir. Yavsi bit demek, kene demek. O kadar ilime yapışık, her gittiği yere o kadar kitapla gider de kafasını kaldırmazmış ki kitaptan yani. Bütün mecliste ulema oturuyor. Herkes meşveret ederken, muhabbet, sohbet ederken o yine kitaba gömmüş kendisini. 2. Bayezid'in de dikkatini çekiyor. Kendisine Yavsi diye lakap takıyor yani. Hani kene gibi yapıştın diyor kitaba, bir çık da gül cemalini görelim diye. Oradan Şeyh Yavsi kalmıştır ismi. Çok kıymetli zatlardan birisidir hakikaten. Bu arada bugün hemen şeyde Fatih Çarşamba sırtlarında Yavuz Sultan Selim Camisi'ne giderken yolun ortasında bir şey vardır. Mezarlık bölüm vardır. Bir haziredir orası aslında. Eski tekke, Sivasi tekkesidir orası. Oranın bir dönem kendisi de orada vazife yapması vesilesiyle Şeyh Yavsi tekkesi olarak isimlendirilmiştir. Kabir orada değildir ama orada bulunmuştur. Orada vazife yapmıştır kendisi. Dolayısıyla Ebussuud Hazretleri'nin de oradan ilme ilk başladığı rivayet ediliyor. Dolayısıyla hakikaten hem tefsir alanında hem fıkıh alanında çok ciddi ilerlemiş zatlar, hemen her adımlarını sormuş olan zatlardır. Düşünün, Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri ileride gelecek, değineceğim o konuya da. Vefat ederken vasiyeti vardır ki falanca odamda, has odamda bir sandığım vardır benim. Bu sandığımı mutlaka benimle beraber gömünüz vasiyeti var. Tabi cenazesinde hatta cenaze resmi vardır, minyatürü çizilmiş o dönemde. Orada görmek mümkündür. Kanuni'nin tabutunu taşıyorlar. Ön tarafta iki kişi, bir tanesinin hemen tepede eliyle beraber başının üstünde tuttuğu bir sandık, içinde ne olduğunu bilmediği için mukaddes bir emanet olabilir diye hürmetle taşıyorlar. Dolayısıyla bir getiriyorlar. Ebussuud Efendi Hazretleri gömecekler. Sandığı da diyor ki bu uygun değildir dinen. Başka bir şey yani, mezara gömülmez. Müslümanda böyle bir adet yok. O biliyordur diyor, açılmasını istemiştir. Bir açalım da hele ne varmış içinde onu bir görelim. Bir açıyorlar ki rulo rulo tabiri caizse dürülmüş kağıtlar. Açıyor, şunu yapmam caiz midir? El cevap caiz, uygun olur. Ketebehu Ebussuud, koyuyor kenarı. Ketebehu Ebussuud, koyuyor. Caizdir, olur, olmaz, bunu yapman uygundur, bunu yapman değildir. Hepsinin altında Ebussuud imzası. Diyor ki vay kardeşim Süleyman, sen kendini kurtardın da beni ateşlere attın. Yani beni yaktın. Tabi burada fetvanın ehemmiyetini ortaya koyuyor. Yoksa vermiş olduğu her bir fetvanın mesnedi, her bir fetvanın şeyi vardır ama ateşlere attın lafını yanlış anlamak uygun olmaz. Şöyle demek istiyor yani, bunun hesabını bana soracaklar şimdi. Sen hesaba çıktığın zaman diyeceksin ki ya Rabbi, adım attım, ona sordum. Muhatap odur yani. O bana dedi ki yapman caiz, ona göre yaptım. Bu sefer dönecekler bana. Diyecekler ki senden alınmış bu fetva, bunu neye göre verdin? Hepsinin hesabını şimdi bana sorduracaklar. O kadar orada tabiri caizse iş açtım başıma. Dolayısıyla böyle zatların tesiriyle beraber devir muhteşem devir haline geliyor. Süleyman muhteşem Süleyman haline geliyor. İşte Kanuni'yi Kanuni yapan zatlar hiç şüphesiz hayatına tesir etmiş olan bu zatlardır. Rabbim inşallah her birinin şefaatine bizleri nail eylesin. Mutlaka kabirlerini ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Hakikaten büyük hayırlar vesile oluyor bu zatları ziyaret etmekle beraber. Efendimiz Aleyhisselam'ın da kabir ziyaretiyle alakalı çok ciddi dediğimiz gibi hadis-i şerifleri mevcuttur. Dolayısıyla ziyaretleri inşallah yapmanızı tavsiye ediyoruz. İstanbul'dadır geneli burada zikretmiş olduğumuzun. Hepsini tek tek ziyaret etmeniz faziletli ve önemli olacak. Efendim, bir tarih programının daha sizlerle beraber sonuna gelmiş olduk. Rabbim inşallah bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allahümme salli ala